Olmaz mı dansiyon? Muhtarlık 16 Nisan referandumu öncesi seçmen kağıtları Malkara'da listeye çıktı. Muhtarlıklarda şu anda seçmen kağıtları ile ilgili Cam Hatip Mahallesi Muhtarı Recai Öztürk'e seçmen kağıtları ile ilgili bilgi verecek bize. Onu dinleyeceğiz. Seçmen bilgi kartları. Bu sene başka senelere göre daha fazla rağbet var, daha çok katılım var, daha çok istek var. Gelen giden çok oluyor. Mesela %60'ları falan varan şu ana kadar bir dağıtım yaptık. Başka seneler bu 10 gün içerisinde buna ulaşamadık. Şimdi bir hafta gibi kısa bir zaman içerisinde ulaştık. Ne zamana kadar seçmen kağıtlarını alabilir vatandaşlarımız? Nisan, 13 Nisan son gün. Evet. 13 Nisan'a kadar. Gelip muhtarlığımızdan seçmen bilgi kartlarını alabilirler. Bu seçmen bilgi kartları da tabi biliyorsun işte bu hangi okulda, hangi sandıkta oy kullanacağını gösteren bilgi şey. Evet. Almalarına fayda var. Peki alamazlarsa ne olur seçmen bilgi kartlarını? Almazlarsa işte o sandık başında görev yapan arkadaşlarımıza zorluk çıkacak. Gelecek işte ben hangi sandıktayım, nerede kullanacağımı bilmiyorsun, sen arayacaksın bakacaksın. Çünkü bizim bir okulumuzda 2750'ye yakın bir seçmenimiz var. Evet. Bizde aşağı yukarı da 5 tane okul var. Aşağı yukarı 9200 seçmenimiz var. Burada bir kargaşalık olur ama bu belge bu elimizdeki vermiş olduğumuz seçmen bilgi kartları beraber oradaki çalışan görev yapan memur arkadaşlarım, sandık başındaki arkadaşlarımıza kolaylık sağlayacak. Hani bunun bir nesi var? Sadece adres temini var bunda. Evet. Yine orada üyeti olacak. Yine orada imzası olacak. Ama bununla giderse orada çalışan arkadaşlarımıza kolaylık olacak yani. Evet. Benim şeyim, önerim ve tavsiyem muhakkak alsınlar yani. Rahatlık olsun. Kendi de bilsin. Sabahleyin kalktığında ben hangi okulda kullanacağım diye düşüneceğine ben diyordur işte Üstü Pulukçu'da kullanacağım, İrfan Macar'da kullanacağım, Hüseyin Köse'de kullanacağım. Biler gider. Evet.